Herkese merhaba değerli izleyenlerimiz. Konya'dan canlı yayınımız devam ediyor. Şu anda HMS Tarım Makinelerindeyiz. Yanımda HMS Tarım Makineleri Genel Müdürü Sefa Özdemir bizlerle beraber. Merhabalar. Merhabalar Eda Hanım, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tüm Agro TV izleyicilerine, Agro TV ekibine ve Doğan Bey özelinde evet, sizlere hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Peki o zaman ilk olarak HMS Tarım Makinelerini biraz tanıyarak başlayalım. Firmadan biraz bahsedebilirseniz. Firmamız 1977'de kurulan evet, ve ikinci nesil devam eden bir firma. Daha önce hasat makineleriyle birlikte tarım makineleri grubuna girdik. Son 10 yıldır da, 15 yıldır da daha doğrusu, gübre makineleri ve ekim makineleri üzerinde iştigal konumuz var. Yaklaşık 40 yıllık bir serüvenimiz evet, var. Yani 40 yılı aşkın bir serüvenimiz var. Şu anda Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde toplam 30 bin metrekare alan içerisinde üretimlerimizi devam ettirmekteyiz. Yurt içi ve yurt dışında yetkili distribütörlerimiz ve evet, bayilerimizle birlikte çalışmamıza devam ediyoruz. Evet, peki şimdi HMS Tarım Makineleri olarak hangi ürünleri ön plana çıkartıyorsunuz? Bu ürünlerin özellikleri nelerdir? Veya hangileri daha çok tercih ediliyor çiftçilerimiz tarafından? Şimdi şu şekilde, gübreleme makinelerimiz ilk başta dikey ve yatay olmak üzere evet, iki çeşit gübreleme makinelerimiz var. Profesyonel tip gübreleme makinelerimiz üretiyoruz. Tüm dünyaya sattığımız bir ürün. Evet. Bunun arkasında yılı tamamlamak adına ekim makinelerimiz var. Hububat ekim makineleri, hububat ve tahıl ve işte kuru bakliyat olsun, makinelerimiz, ekim makinelerimiz söz konusu. Daha sonra da tek tane ekim dediğimiz, endüstriyel bitkiler dediğimiz, işte mısır, pancar, fasulye, pamuk gibi, ayçiçek gibi ürünleri ekebilen pneumatik ekim makinelerimiz mevcut. Bu üç ana kolda devam ediyoruz. Tabii bu makineler kendi içerilerinde çok çeşitli. Kendi içinde çok çeşitli makineler. Çok fazla opsiyonları ve çok fazla aksesuarları olan makineler. Bütün makinelerimiz hem Türk çiftçisi, hem yerel kullanıcılarımız, hem dünya çiftçisi olarak gayet severek kullanılan, gayet tercih edilen makineler. Yani diyoruz ya, hepsi çocuğum gibi. Şimdi hangi birini ayırırım bilmiyorum. Evet, evet. Hiçbirini ayıramam. O yüzden hani işte gübre sepmemiz daha çok talep görüyor, pneumatimiz daha az talep görüyor demem çok doğru olmaz. Evet. Hepsinin talep görüyor, pneumatimiz daha az talep görüyor demem çok doğru olmaz. Evet. Hepsinin sezonsal ürünler zaten bunlar. Tarım makinelerinde evet, sezonluk ürünler kullanılıyor biliyorsunuz. Hepsi sezonlarda gayet mutlu bir şekilde, konforlu bir şekilde üreticilerimizin kullandığı makineler. Evet, peki yeni çıkan bir ürününüz var mı bu yıl veya şimdi yeni çıkan sonra? Ürünlerimiz tabii ki var ama yeni bir iş kolu değil. Mesela ekim makinelerinde yeni makinelerimiz var. İşte baltalı makineler evet, gibi. Gübre sepme makinelerimizde işte A serisi dikey karıştırıcılığı, S serisi yatay karıştırıcı makinelerimizin dışında çok pardon. Estağfurullah. Bir de E serisi tekrar ekonomik model yatay karıştırıcı makinelerimiz bu sene çıkacak. Yine GPS makinelerimiz 5 yıldır falan uğraşıyoruz. 2 evet, senedir piyasaya sunduk. Bu sene daha profesyonel şekilde devam ediyoruz. İşte katlamalı pneumatiklerde katlamalı makinelerimiz, hububatlarda 6 metre ve üzeri makinelerimiz, taşıma sistemli evet, makinelerimiz. Daha büyük bölgeler için işte Rusya bölgesi olsun, Ukrayna bölgesi olsun, işte Amerika bölgesi olsun, buralarda ihracatlarımız var. Bu makineleri daha çok geliştirerek büyük çiftçilere de hitap eden bir duruma gelmeye başladık. Evet. Gübre serpmede de sözünüzü kesiyorum. Gübre serpmede de minimum işte 600 kilodan 5 tona kadar makinelerimiz var. Kısmet olursa seneye de konveyörlü tip gübre serpme makinelerimiz çıkacak. 6 evet, ton ve üzeri için. İşte artık tarlalar büyüyor biliyorsunuz. Yani gübre çok önemli bir girdi. Kesinlikle. Tohum çok önemli bir girdi. İşletme maliyetleri, çiftçimizin işletme maliyetleri çok fazla önem arz ediyor. O yüzden bir makineyle bütün işlerini halledebilecek, bir makineyle bir tarlaya girdiği zaman her işini halledip çıkabilecek ürünleri üretmeye dayalı Ar-Ge çalışmalarımız var. Yani evet, çiftçinin daha konforlu, daha iyi ve daha ekonomik bir şekilde, işletme maliyetlerini daha ekonomik bir şekilde sürdürebildiği makineler üretmeye çalışıyoruz. Evet, peki şimdi Ar-Ge çalışmalarımız var demiştiniz. Ar-Ge çalışmalarınızın detayları nasıl oluyor? Neler yapıyorsunuz? Dediğim gibi yani makineler kendi içerisinde, dediğim gibi 3 ana kolda çalışıyoruz. Hububat ekim makineleri, evet, pneumatik ekim makineleri ve gübre sepme makineleri. Ar-Ge birimimiz sürekli daha konforlu ve daha ekonomik makineleri nasıl üretebiliriz? Bir kere önceliğimiz bu. Evet. Başka bir üretim konumuzda, mesela toprak işleme aletleri gibi bir üretim konumuzda bir şeyimiz yok. Bir tasarrufumuz yok. Ama pneumatik makinelerde işte katlanır modeller,
Gübre makinelerinde daha seri modeller, daha kullanılabilir modeller ve huvat makinelerinde daha büyük, daha tarlaya girdiği zaman daha çabuk, daha hızlı iş görebilir makineler üzerinde Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Ve Ar-Ge çalışmalarımızın en büyük ve en çok zaman ve maddi yönden harcadığımız, yani para harcadığımız kısım ise akıllı tarım makineleri. Evet. Endüstri 4.0'a uygunlu akıllı tarım makineleri. Bunu şöyle açıklayabilirim. Gübre serpme makinelerimizde GPS'li modeller. Pneumatik makinelerimizde işte tohum kontrolü sistemleri ve GPS'ten yine hızıyla beraber alan servo motorlu modeller. Hububat makinelerimizde ise işte iz bırakmalı yine bilgisayar kontrolü sistemleri, evet, daha çok önemli arz ediyoruz. Biz bu sistemleri şu anda ithal ediyoruz. Bu sistemleri kendi bünyemize alıp kendi bünyemize daha ekonomik bir şekilde çiftçimize sunma hedefimiz var. En büyük Ar-Ge çalışmamız bu aslında. Evet, peki şimdi yurt dışıyla da sizin aslında bağlantınız var. Sürekli tabii olarak yurt dışıyla iletişim içerisindesiniz. Oradaki sektör durumuyla, buradaki sektör durumunu inceleyecek olursak, Türkiye ne durumda? Geçtiğimiz yıllarda, daha doğrusu geçen yılda tarım makineleri sektöründe bir küçülme olduğu haberlerini görüyorduk ekranlarda sık sık. Bu ne durumdayız şu anda? Tarım makineleri sektöründe küçülme şundan kaynaklı. Hı-hı. İşte pandemi süreciyle başlayan, evet, tedarik zincirinin kırılması ve insanların aslında küçülme gibi görünen ama bir anda daralıp bir anda işte huni şeklinde tekrar bir yelpaze olan, evet, bir piyasada bir döngü oluştu. Bu da şu, insanların gıdaya ulaşımı çok zorlaştığı için makinalaşma, dünyada daha makinalaşmayan çok bölge var. Evet, evet. Makinalaşmanın önem arz ettiği, artık gıdanın daha hızlı üretilebilir hale gelmesi için makinalaşmanın elzem olduğu kanaatine varıldı tüm dünyada. Böyle olunca asa tarım makineleri sektörü kendi içinde, evet, tedarik zincirinde bozulma, ham maddeye ulaşım çok zorlanması gibi durumlardan dolayı biraz küçülme, sektörde bir küçülme gözüktü. Ama bunun sonucunda gittiğimiz zaman, ilerlediğimiz zaman tarım makineleri bölümünün dünyada gıda zincirinde çok önemli bir yerde, evet, olduğu anlaşıldı. Sektöre gelirsek, bu aslında daha önce AgroTV'de de bahsettim. Çok fazla bir hikayesi var. Bizim yaklaşık 12 yıldır bu iş üzerinde bir plan dahilinde devam eden bir satış stratejisi. Ürünlerimizin yaklaşık %60'ını, %70'ine yakın, yani bu gübre serpmede %70'tir, pneumatikte %80'e yakını, evet, ürünlerimizin hepsini ihraç eden bir durumdayız. Avrupa çiftçisiyle çok iyiyiz. Türk çiftçisiyle de çok iyiyiz. Yerel çiftçilerimiz bizi ilk etapta biraz HMS, biz markamızı da değiştirdik çünkü. Evet. Firma Hatun Sürel Tarım Makineleri, 40 yıldır aynı şirketimiz var ama marka olarak yurt dışına daha iyi bilinebilir ve daha iyi telaffuz edilebilir şekle getirmek için HMS markasını kullanmaya karar verdik. Böyle olunca yurt çiftçisinde, yerel çiftçisinde biraz bir yabancılık çekildi. Biraz ithal ürün gibi falan, evet, görünmeye başladı. Bu sene özelinde sektörde yurt içi gayet bence istediğimiz seviyede. Çünkü ürün kısmen de olsa, evet, son zamanlarda biraz daha kötü şeyler duyuyoruz ama ürün kısmen de olsa çiftçinin istediği fiyatlarda, evet, ürün istediği fiyatlarda olunca makine ihtiyacı doğuyor. Makine ihtiyacı doğunca da bizim işlerimiz bir tık daha çiftçinin istediği düzeye geliyor. Burada asıl sorgulanması gereken, çiftçinin artık eski alışkanlıkları bırakılıyor mu? Eski alışkanlıklar, evet, son 3 yıldır gerçekten pandemi süreciyle başlayan, İşte bir metrekare yerden daha fazla ürün, daha fazla rekolte alabilirim diyen çiftçi daha profesyonel makinelere yöneliyor, daha iş görebilir makinelere yöneliyor, evet, daha konforlu, daha ürünlü, nasıl daha sağlıklı alabilirim makinelere yöneliyor. Biz de burada HMS olarak biz devreye giriyoruz. Biraz daha bakış açımız farklı. Daha böyle ne istediğini bilen çiftçilerin tercihi şu anda. Bütün herkesi hedefliyoruz ama biraz daha ürünü daha iyi nasıl alabilirim, daha konforlu nasıl alabilirim, bir metrekare yerden işte 50 kilo alıyorsam bunu 70'er 80'e çıkartabilir miyim diyen çiftçilerimizin tercih ettiği bir markayız. Evet, peki çiftçilerle olan iletişiminiz nasıl? Hani çiftçiler şimdi bir ürün alırken o firmaya da güvenmek isterler ki güvenmişler. Bugün bu noktaya kadar gelebilmişsiniz. Ürün verdikten sonra teknik anlamda da sahaya gidip yardımcı oluyor musunuz? Tabii ki. Teknik olarak. Şimdi, hı-hı, ürünün satış şartları oluşabilmesi için, evet, en az 5-6 tane maddenin bir araya gelmesi lazım. Ve bunların hepsi sağlıklı olması lazım. Tabii. Bir kere doğru üretim, doğru montaj, doğru son kontrol, ürünün sağlıklı bir şekilde üreticiye gitmesi ve ürünün sağlıklı bir şekilde çalıştırılıp üreticiye teslim olması. Hı-hı.
Tabii yıllardan beri yaptığımız için artık eskisi kadar bu yoğunluğumuz çok fazla yok. Ama ilk defa ürünümüzü kullanan çiftçilerimiz için, bayilerimiz olsun, yetkili servislerimiz olsun, bazı şehirlerde olsun, bazı ülkelerde olsun, yetkili servislerimiz ve bayilerimiz aracılığıyla bizim ulaşabildiğimiz yerde, işte Konya ve çevresi de biliyorsunuz çok fazla tarım bölgesi, bizim ulaşabileceğimiz yerlerde de kendimiz bizzat gidip kurulumunu yapıp makineyi çalıştırıp çiftçilerimize teslim ediyoruz. Çiftçinin evet yatırım maliyetleri çok yüksek olmaya başladı. Hem işte gübre maliyeti, evet, hem tohum maliyeti, mazotun yüksek olması, makinanın son zamanlardaki işte ham madde ve enerjinin çok yüksek olmasıyla birlikte. Tabii ki işçilik de var bunun içerisinde. Bunların hep birlikte bir araya gelmesiyle birlikte makinanın da yatırım maliyetlerinin yüksek gibi gözükmesiyle artık çiftçi makineye emin olun gözü gibi bakıyor. Evet. O yüzden makineden tam randıman almak istiyor, tam verim almak istiyor ve bunun için de bizim hem sahada olsun, hem satışçı arkadaşlarımız olsun, pazarlama ekibimiz olsun, hem servisteki arkadaşlarımız, yedek parçadaki arkadaşlarımız olsun, hep beraber dört koldan çiftçinin memnun olması için çaba sarf ediyoruz. Evet, çok güzel. Peki şimdi az önce sorduğum sorularda siz cevap verirken ihracattan kısa kısa değindiniz aslında. Ama bunu daha detaylı olarak önemini vurgulayacak şekilde anlatabilir miyiz? İhracatımız nasıl, ne durumdayız? 12 yıl önce biz bu işe başladığımızda bir tane ihracatı olmayan bir firmaydık. Evet. Doğru ürün ve doğru, yani her zaman söylüyorum, Agro TV'de de çok fazla söyledim. Yönümüzü biraz batıya çevirmekle, batının istediği makinelerin, batı çiftçisinin istediği makineleri biraz üretmekle ve teknolojiyi yakalamakla birlikte, işte bilgisayar kontrollü olsun, daha hassas makineler olsun, daha iş görebilir büyüklükte makineler olsun. Önce bu yatırımla başlayan bir süreç. Bir vizyon koymak zorundasınız ve bir plan koymak zorundasınız ve plan dahilinde devam etmek zorundasınız. İhracat bir firmanın artık, günümüzde bir firmanın artık olmazsa olmazı. Kesinlikle. Yurt içinde olan çok acı rekabet, öyle söyleyeyim. Çok böyle katıksız rekabet bize yurt dışındaki müşterilerimize biraz daha fazla yoğunlaşmamıza neden oluyor. Tabii ki buradaki rekabetten korkuyor muyuz? Asla. Eğer maddi anlamda rekabet edemiyorsak kaliteyle. Kaliteyle rekabet edemiyorsak işte rekabetçi fiyatlarla, işte tam tersi olarak, ters oranda bir şekilde ürünlerimizi son kullanıcıya teslim etmeye çalışıyoruz. Evet, yani pazardaki bu tarım makineleri yerinden memnun muyuz, yoksa daha iyi yerlere gelebilir, pazar alanımızı daha genişletebiliriz diyor musunuz? Hiçbir şekilde memnun değiliz. Evet. Bulunduğumuz noktadan tabii ki memnunuz. Evet. Hayal ettiğimiz yerde miyiz? Belki 2-3 sene önce buralarda olmamız lazımdı. Ama tabii biliyorsunuz Türkiye'de bu işler çok kolay değil. Evet. Ya Türkiye'nin içindeki dinamikler, ya ekonomik dinamikler, ya siyasi dinamikler, artık neye sayarsanız. İşte o bitiyor, dünyadaki dinamikler değişiyor. İşte pandemi süreci gibi, ham maddeye ulaşım süreci gibi, bu günümüzde işte enerji krizi gibi planlarınız biraz ötelenerek devam ediyor. Bulunduğumuz noktadan memnun muyuz? Evet. 3 sene önce burada olmamız lazım mıydı? Ona da evet. Ama burada olmak yeterli mi? Hayır. Kesinlikle değil. Daha çok yolumuz var. Evet. Daha çok çiftçiye ulaşmamız gerekiyor. Son kullanıcıya ulaşmamız gerekiyor. Daha çok tabana yayılmamız gerekiyor ki MSM markasını çok fazla nefes tüketmeden anlatabilmemiz gerekiyor. Bu da çiftçinin makineyi kullanmasıyla oluşacak bir şey. Evet. İşte biz ne kadar anlatsak anlatalım. Makinamız şöyle iyi, makinamız şuradan daha performanslı. Ama kullanıcı bunu söylerse bizim için çok daha elzem oluyor. Ve işte orada adım atmamız gereken adımlar daha kolaylaşmaya başlıyor. Evet. O yüzden acelemiz yok. Ama hedefimiz daha, tabii ki daha üstlikler, daha üst yerler. Acelemiz yok ama memnuniyetimizde bulunduğumuz yerden tabii ki memnunuz ama hala memnun değiliz. Evet. Mutlu değiliz. Mutlu olmamız için daha çok yolumuz var. Daha yerlere geleceğiz inşallah. Daha istediğiniz yerlere kolaylıkla gelebilirsiniz diyelim. Peki bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi tarımda makinelaşmanın önemi oldukça fazla. Zaten siz de az önce belirttiniz. Bunu yapabilmemiz için Türkiye olarak neler olması gerekiyor? Bu konuda mesela desteklemeler var mı? Öncelikle son kullanıcı çiftçilerimizin, üreticilerimizin bu konuda bir kabuk kırması gerekiyor. Türkiye'de şöyle bir döngü söz konusu. İşte dededen babaya, babadan oğula devam eden bir süre gelen bir süreç var. Klasik tarım dediğimiz yerden devam ediyoruz. Artık dünya böyle değil. Dünyada rekabet çok fazla. Dünyada sürdürülebilir rekabet artık çok fazla. Bu rekabet içinde makinalaşmanın önemi çok fazla.
Makinalaşma önemi çok fazla ama bugün bir gübre mesela atıyorum geçen sene işte tonu 5000 lirayken bugün 20.000 liradan evet. bahsediyor. Atılan gübre bile çok önemli. Bu gübreyi toprağa bir kere attığınız zaman tekrar toplayıp o ya olmadı ben bunu yapamıyorum arkadaş tekrar toplayın bir daha atayım deme şansınız sıfır. Evet, yok. O yüzden çiftçinin bir kere ürününe sahip çıkması gerekiyor. Bu ürünü daha verimli hale getirebilmesi için de doğru makineler kullanması gerekiyor. Onun için makinalaşma çok önemli ve çiftçinin istediği verim alabilmesi için de doğru makineyi kullanması çok önemli. Bu sadece çiftçiyle bitmiyor. Bu çiftçi evet. kısmı. Doğru tarım politikası, çiftçiyi doğru yönlendiren mekanizmalar ve tabii ki işte daha az mazot yakması için işte kontrollü makineler, evet. bilgisayar kontrollü makineler, akıllı makineler. Bunlar için teşvikler, bunlar için yönlendirmeler ve bunun için işte Ziraat Bankası olsun, işte çiftçi birlikleri olsun, tarım kredi kooperatifleri olsun, pancar kooperatifleri olsun, hı-hı. çiftçiyi işte bu makineyi kullanmak zorundasın arkadaş. Biz bu makineden daha iyi verim alabileceğimize inanıyoruz deyip kuruluşların da çiftçiye baskı yapması gerekiyor. Evet. İşte bu da aslında bir komple bir ülkenin milli mücadelesi olması lazım. Evet. Hem makinalaşma hem doğru ürün, doğru rekolte. İşte maalesef işte günümüzde dünyada bir çevre problemi de var. Mevsimlerin kayma evet. problemi de var. Ülkemiz bundan çok fazla etkileniyor. İşte kuraklık problemi var, su problemi var, daha az suya ihtiyacı olan ürünlere yönlendirilmek gibi bir sürü etkenler var. Bunların hepsini yani işte 10 tane etken varsa bunun biri eksik kalırsa maalesef üründe de zarar görüyoruz. Ülke olarak da zarar görüyoruz. Evet. Yurt dışına bağlı kalıyoruz. Bağlı kalmamak için tamamıyla tarım politikalarıyla birlikte çiftçimizi bilinçlendirmemiz gerekiyor. Evet kesinlikle. Peki şimdi canlı yayınımızın biraz sonuna doğru geliyoruz ama son bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi sektöre baktığımız zaman birçok firma karşımıza çıkıyor. Hani girişimci olmak güzel ama içeriğinde ne üretildiğine bakmak aslında daha önemli. Şimdi siz de zaten büyük bir firmasınız ve kaliteyi yakalayan bir firmasınız. Bu kaliteyi yakalayabilmek için nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bunu birkaç cümleyle böyle alabilirsek. Bir kere çok çalışmak. Evet. Birimleri bu konuda çok iyi eğitmek hı hı. ve doğru makine yapmak için doğru ham maddeyi seçip doğru ürünleri kullanabilmek. Fabrikamıza emin olun bütün A'dan Z'ye rulmanından cıvatasına, tekerinden işte sacak sağımına kadar evet. en kaliteli makineler, en kaliteli ürünlerle, en kaliteli makinelerle üretim yapıyoruz. En kaliteli boya tesislerimizle boyuyoruz. Bu, tabii işin içinde rekabet var. Rekabeti nasıl yaparsınız? Üç şekilde yaparsınız. Bir, kalitenizle yaparsınız. Evet. İki, fiyatınızla yaparsınız. Üç, satış stratejinizle yaparsınız. Bu üçünde doğru bir konuma bir oturtabilirseniz kimin ne yaptığı çok önemli evet. değil. Her zaman söylüyorum. Arkadaşlara da söylüyorum. Satış ekibimize de söylüyorum. Sonuçta günün sonunda iyi olan kazansın diyorum. Evet, bu saydığınız üç şeyin aslında bir arada olması en tabii önemli ki. Kriterlerden biri tabii galiba. Ki. Peki bu tarım makineleri konusunda yurt dışından örnek aldığımız ülkeler var mı? Onu da sormuş olayım. Tarım makineleri konusunda yurt dışından örnek aldığımız ülkeler mutlaka var ama evet. yurt dışında örnek aldığımız şekil fabrikalar değil. Hı hı. Çiftçinin ne kullandığı, hangi makineye rağbet gösterdiği, evet. hangi makinelerle daha iyi ürün yapabildiği, daha iyi ürün elde edebildiği. Hı hı. Bunları örnek alıyoruz. Bu şekilde de o teknolojiyi Türkiye'ye getirip Türk çiftçisine evet. sunmaya çalışıyoruz ve Avrupa çiftçisine de hizmet vermeye çalışıyoruz. Daha doğrusu Avrupa ile sınırlandırmayalım. Sürekli Avrupa çiftçisi diyorum çünkü yaptığımız ihracatın işte 8 birim ihracatın %80'ini de Avrupa çiftçisine evet, yapıyoruz evet. çünkü. O yüzden sürekli Avrupa diyorum. Yanlış anlaşılmasın. Dünyada birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Yaklaşık 60 ülkeye ihracat yapıyoruz. Evet. Biz AgroTV ile ilk başladığımızda 27 idi bu. Bu sene itibariyle 60'a kadar çıkabildik çok şükür. O yüzden bu konuda örnek aldığımız çok şey var hmm. ama çiftçinin, Avrupa çiftçisinin nasıl makinelerle nasıl üretim yaptığını örnek alıyoruz ve makinelerimizi ona göre revize ediyoruz öyle evet. söyleyeyim. Arge çalışmaları ona göre yapıyoruz. Evet. Peki şimdi 60 ülkeye ihraç yapıyoruz dediniz. Bu mesela 5 yılda şu kadar ülkeye çıkacak diye hedeflediğiniz bir rakam var mıdır? Şimdi durum şöyle, şöyle izah edeyim. Merdiveni çıkarken işte o ilk heyecanla 30 basamağa çok rahat çıkabiliyorsunuz. Evet. Ama daha sonra biraz daha bu iş zorlaşıyor. Hı. Yani ilk etapta bir anda işte 30'a 35'lere gelmemiz çok hızlıydı. 35'ten evet. sonra ben şöyle söyleyeyim. 5 yıla demeyelim ama her yıl hedefimiz şu. 2 olursa 3 çok daha mutlu oluruz.
3 ülkede distribütörlük kurabilmek ve oralara evet. tekrar açılabilmek. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Artık canlı yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok memnun oldum tanıştığıma. Çok güzel açıkladınız. Ben de çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Tekrar. Ayağınıza sağlık. Size de iyi yayınlar sağ diliyorum. Olun, tüm Agro olun. TV izleyicilerine de saygılar iletiyorum. Teşekkür buradan. Ederiz. Evet değerli izleyenlerimiz canlı yayınımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.